Endonezya'da, Jakarta'da, Indo Defense Fuarı'ndayız ve fuarda Türk şirketleri, 30 Türk şirketimiz burada ihracat kovalıyorlar ve Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir'le birlikteyiz. Ben öncelikli olarak sorumu ihracattan yana sormak istiyorum. Geçtiğimiz ayında verileri açıklandı, 400 küsür milyon dolarlar gidiyor. İhracat olarak bu pazar sizin için öncelikli mi? Daha büyük sistemleri de görecek miyiz? Biraz sizlerden ipucu bekliyoruz bununla ilgili. İhracat tabii ki önemli çünkü sürdürülebilirliğin anahtarı burada. Ayrıca Türkiye'de gelişen savunma sanayi meselesinde bizim dost ve müttefik ve kardeş ülkelere de belirli kabiliyetlerin verilmesi, oluşturulması önem taşıyor. Çünkü siz dostlarınızla varsınız bir anlamda. O kabiliyetlerinizi dostlarınızla paylaşmanız artı oluşturduğunuz algı. Yani güçlü bir Türkiye algısını güçlü Türkiye diyerek sözle oluşturamazsınız. İşte bu tür ortamlarda gösterdiğiniz platformlar, ürünler daha da önemlisi onların kullanıldıkça oluşturdukları algı ve performans bir Türkiye algısı da oluşturuyor. O açıdan bu tür faaliyetler, ihracat gerçekten çok çok önemli. Çünkü malum savunma sanayi masraflı bir iş ve belirli geliştirme emeği, masrafı isteyen şeyler. Ama o aşamadan sonra eğer o üretimi artıramaz iseniz maliyetler korkunç bir boyuta yükseliyor. Tabii maliyete stratejik olduğu konularda katlanmanız gerekli ama sürekli bunu kendi omuzlarınıza taşıyarak ekonomik olarak sürdürmeniz de çok anlamlı değil. O açıdan hem ekonomik açıdan, ticari açıdan bir etki, bir önemi var sürdürülebilirliği sağlamak açısından, hem de Türkiye'nin gücünü sahada gösterme açısından ve dost ve müttefikleri de güç verme açısından önemli. Sizin Endonezya Milli Savunma Bakanı'yla da çok yakın ilişkileriniz var. Sık sık Türkiye'ye geliyor. Belki de bu iade-i ziyaret o açıdan da gösterdiği ilgi açısından da ben buradan önemli ihracat sinyallerini alıyoruz ama herhalde önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz bunları. Sağ olsun Bakan Sayın Prababa, yani bize değer veriyor. Türkiye'ye çok değer veriyor. Çok sayıda Türkiye'ye ziyaretleri oldu. Bizim biraz da iade-i ziyarete geciktik. Onun için özellikle gelmek istedik. Türkiye'yi yakından tanımasına da vesile oldu bu ziyaretler. Yani belki Türkiye'yi ve Türkiye ürünlerini en iyi tanıyanlardan birisi. Tabii dünyada muhtelif ülkeler ve bu konuda işte belirli sayıda söz sahibi olmuş ülkeler var. Onların bütün lobi faaliyetleri, ürünlerin ortaya çıkartmalarına karşı Türkiye'yi yakından bilen, tanıyan ve saygı gösteren bir bakanın olması bizim için avantaj diye düşünüyoruz. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye ilgisi gerçekten takdir edilecek seviyede. Şimdi tabii dün geceye Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar vurdu. Siz tabii ser verip sır vermiyordunuz ama Sayın Cumhurbaşkanı menzil konusunda Tayfun füzesiyle ilgili sonrasında nereye gideceğini söyledi. Haklı olarak izleyicilerimizde şöyle bir algı var. Bir 300 kilometre sınırı. Biraz bunu açıklayabilir misiniz? Biz bunun ötesine nasıl geçiyoruz? Bu nereye doğru gidecek? Balistik füze konusundaki çalışmalar. Çünkü biliyorsunuz orada bir testin denemelerin etkilerini Atina'dan duymaya başladık. Evet. Bu konuda Türkiye'nin dünya içinde belli bir konjonktürde yeri var. Belirli konularda işte belirli menzil ve yük diyelim konusunda iletişim ve deklarasyon konuları var. Orayla ilgili sınırlara dikkat ederek gidiyoruz. Bu konuda o sınırları aşmamak ve yaptığımız testleri belirli kurallar dairesinde yapmak veya işte aşılacaksa da önceden belirli şeylere söylemek durumunda olduğumuzdan dolayı. Ama o konuda Türkiye tabii kendi üstüne düşeni ve yapması gerekeni yapmak durumunda. Tabii şu çok net, Türkiye kimseye tehdit oluşturmak için bunları yapmıyor. Bunu sürekli, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
muhtelif yetkililerimiz, devlet adamlarımız söylüyorlar. Türkiye'nin amacı barış korumak, iyi komşuluk ilişkilerini her zaman devam ettirmek. Ama bizim meşhur sözümüzde olduğu gibi hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah anlamında bizim hazır olmamız gerekiyor. Ama bunun bir tehdit değil, bir kendine güven ve teknoloji yolculuğu olduğunu unutmamak lazım. Buradan da Cenk'in altını şöyle bir daha bir çizelim. Önemli konu. Ben insansız sistemlere doğru dönmek istiyorum. İHA'larla başladık. Kara araçları, su üstü ve beklentimiz deniz altında da insansız sistemler. Ve burada da aslında bir savunma sanayi başkanlığı olarak model oluşturdunuz. Farklı imalatçılara, üreticilere sistem yaptırıyorsunuz, entegre ettiriyorsunuz. Muhtemel İHA'lardan sonra İKA ve SİDA'larda da bir ihracat başarısı, burada da oyunu kurmak dünyada. Bununla ilgili yaklaşımlarınız nelerdir? Şimdi burada sağ olsun firmalarımız kolları sıvadılar ve belirli geliştirmelere imza attılar. Belirli kabiliyetler ortaya koymaya başladılar. Çünkü dünyanın gittiği yön buraya doğru ve burada da önce olabilmek önemli ki onu yapıyoruz diye düşünüyorum. Ama tabii nihai olarak bu tür geliştirilen platformlar ve kabiliyetleri oturup kuvvetlerimizle masaya yatırıp mevcut kabiliyetler nerede duruyor, kendi harekat ihtiyaçları ve stratejik planlarında hangi platformun, hangi unsurun öne çıkartılması gerektiği veya ilave olarak ne yapılması gerektiği ile ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Ama ön almak açısından yani bir an önce harekete geçip bu geleceğin sistemleriyle ilgili ön almak açısından faydalı oldu. Yani daha önceki modellerin aksine şu anda bakın yapılan çalışmalar firmalarımız inisiyatif alıp bir platform ortaya koymaları şeklinde gitmeye başladı. Deniz araçlarında bunu görüyoruz. SİHA'larda mesela Kızıl Elma yine doğrudan inisiyatifle başladı. Hani Türkiye'nin ihtiyacı olan konuşulan bir proje ama ya işte şunu şöyle yap bunu böyle yap demeden firmamızın inisiyatif alıp da platform ortaya koyduğu ve ondan sonra çeşitli kabiliyetin üzerine eklendiği bir süreç var. Bu Türkiye için faydalı yani demek ki firmalarımız artık müşteriyi cezbetmek, müşteriyi memnun edecek ürünler ortaya koyacak şekilde bir fikri ve çalışmada, teknik çalışmada bulma gerektiğini hissediyorlar ki bu da bizim için olumlu. Biz de tabii bunları bir taraftan teşvik edecek ve harekete getirecek sistemleri ve teşvikleri ve ne bileyim ilişki ve koordinasyonu devrede tutuyoruz. Sizin tabii F-35, S-400 hikayesinden Amerika'nın uyguladığı KATSA yaptırımı içerisindeysiniz. Sizin tabii bir çıkışınız var bunlarla ilgili. Türkiye'nin masada bir F-16 pazarlığı ve modernizasyonu var. Biz bunu yaparız. Özgür projesiyle bunu ortaya koyuyorsunuz. Türkiye bunu tek başına yaparken akıllara IS radarı konusu da geliyor. Sanıyorum herhalde önümüzdeki günlerde bazı yenilikler gelecek. IS radarında ne durumdayız? Akıncı'ya takılacak herhalde. Sonrasında F-16 için o süreci de birinci ağızdan sizden dinlemek isteriz. Söylediğiniz Akıncı ile başlayacağız. F-16'lara entegrasyonu devam edecek ki çok yakında yani 1-2 hafta içinde çok daha geniş bir şekilde IS radarının son durumu, yani yol haritası, Özgür projesinin genişlemesi ile ilgili çok geniş bir açıklama yapacağız. Onu bekleyelim diyorum. Daha detaylı bilgileri orada alacağız. Siz önden sinyali verdiniz. Demek ki bununla ilgili önemli bir gelişmeleri sizin ağzınızdan duyacağız. İHA'larla birlikte dolanan mühimmat konusu malum Ukrayna Savaşı'nda orada da bir oyun değiştirmeyi başladı. Türk şirketlerinde çalışmaları var. Biraz ürün gamımız genişleyecek mi? Envantere giriş. Bunlarla ilgili çünkü Türkiye burada çok sağlam girdik. Motoru, sistemleri, her şeyle milli bir sistem hiç dışa bağlı kalınmadan. Biraz durumumuz nedir? Bazı izleyicilerimiz acaba geç mi kaldık diyorlar bunlarla ilgili. Geç kaldık mı bu projelerde yoksa tamamen milli yerli sistemlerle önemli bir adım daha mı atıyoruz? Geç kaldık demiyoruz çünkü geç kaldık altı şöyle oluştu gibi geliyor bana. Bazı platform yani bazı sistemlerin kullanıldığını görünce bizde bunlar niye yok sorusu geldi. Aslında yok değil, her birisinin fikir çalışması, altyapısı yani biz zaten sürekli söylediğimiz şey şu idi. İnsansız sistemlerimizden kullanılacak mühimmatlar diyelim veya insansız sistemlerin fonksiyonları ile ilgili çok çeşitli senaryolar biz zaten
çalışıyoruz, düşünüyoruz, planlıyoruz demiş idik. Onların hemen sahada görülmüyor olması olmadığı veya olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunların hepsi fikri düzeyde, teknik düzeyde, tasarım düzeyinde zaten gündemde olan şeyler. Cumhurbaşkanımız açıklamalarında mesela Şimşek hedef drone'un seyir füzesi haline gelmiş şeklindeydik. Şimdi bu şu anda gündemde olan dolanan mühimmatlardan çok daha etkin, çok daha uzun menzilli performans gösterecek. Biz temki zaten biz bunun testini yapmıştık. Bu açıdan burada dünyada ne varsa bizde de olacak. Belki daha iyisini ve belki de bazılarının ilklerini yapmış olacağız. Bu tür işler yolculuk, tur üzerine sürekli koyarak gitmeniz gerekiyor. Ve asla durmamanız gereken konular. Yani şunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin işte TB2'ler çok meşhur olduğu aşamada biz TB2'lerimiz var deyip oturmadık. TB2'lerin kendilerine ilave kabiliyetler kazandırmak kadar, üzerindeki sistemleri çeşitlendirmek kadar TB2'den sonra gelen baktım bir dizi sistem görülmeye başlandı. Onun için bu yolculukta durmak yok. Deniz sistemleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum ben. TCG Anadolu yakın zamanda herhalde biraz gün sayıyoruz onlarla ilgili. İyi sınıfı var. Biraz deniz sistemleriyle ilgili sanıyorum gelecek yıl oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Bir son bir revize bilgi alabilir miyiz sizden? İşte Anadolu'nun bu yıl bitmeden geçici kabulünü yapacağız. Kuvvetimizi alacak. Ondan sonra tabii çeşitli düzeltmeler falan veya onlar olacak ama Anadolu bu yıl hizmete girmiş olacak diyebiliriz. Akabinde gelecek yılda İ sınıfı. Tabii İ sınıfının devamı gelecek. Onunla ilgili zaten çalışmalar devam ediyor. İcra komitesi kararımız yakında çıkar inşallah. Ama bu çalışmaların durduğu anlamına gelmiyor. Daha deniz projelerinde denizde kuvvetli bir Türkiye. Orada da belki oyun değiştirici bazı kavramları ortaya koyan Türkiye'yi görmüş olacağız inşallah. Son sorumu ben biraz sivil havacılığa bağlayacağım. Çünkü HH sizin savunma sanayi başkanlığına bağlı çok önemli bir şirket. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da pistin Mayıs'ta açılacağı konusundaki açıklamaları oldu. HH'a bakışınız nasıl? Bir de tabii gündemde devlet hava meydanlarına Sabiha Gökçen verilecek mi gibi sizi yakalamışken o soruyu da rica ediyoruz. Tabii ikinci pist konusu çok uzun zaman önce SSM, o zamanki müsteşarlık ile devlet hava meydanları arasında imzalanmış bir protokol çerçevesinde bütün inşaat işlerini yürütecek bakan devlet hava meydanları işletmesi idi. Ve o süreç öyle devam ediyor. Yani orada tabii kaynağı savunma sanayi şu anda başkanlığı savunma sanayi destekleme fonundan veriyor ama bütün inşaat işlemleri A'dan Z'ye devlet hava meydanları tarafından yürütülmesi şeklinde planlanmış bir süreç. O devam ediyor. Yani Sayın Bakan'ın Cumhurbaşkanımıza verdiği bilgi dahilinde pistin bitiş süreci yine tamamen DHM'yi bünyesinde devam eden bir işin neticesi söyleniyor. Onun dışında HH tabii havalimanını yani idari işlerini yapan bir şirket. Uzun zamandır konuşma şuydu. Yani Türkiye'deki diğer havalimanlarını işleten veya DHM ise burası niye savunma sanayi başkanlığı bünyesinde? Biz de bunu makul bir tartışma olarak gördük. Zaten bizim ana konsantrasyon alanımızda değil. HH yine HH olarak kalacak ama idari açıdan devlet hava meydanları ile bir önce bakanlıkta bir protokol çerçevesinde devlet hava meydanlarının yöneteceği bir yapıyı hayata geçirmek makul. Biz de bunu yani şirketin sahipliği ayrı bir konu. Onunla ilgili zaten iki tane devlet kurumu arasında bir insicam var. Bir anlaşma yapılması zaten mümkün değil. Devletin iki kurumu gayet rahatlıkla çalışırlar. Yönetim açısından diğer havalimanlarının yönetimiyle aynı bir senkronizasyon sağlamak üzere HH'de de devlet hava meydanlarının sisteminin uygulandığı bir yönetim şeklini inşallah çok yakında göreceğiz. Bu yani Türkiye'nin havalimanı idarelerinin koordinasyon açısından önemli bir adım olacak diye düşünüyoruz. İsmail Bey çok teşekkürler, bize yoğun zamanınızda vakit ayırdınız. Sizlere iyi fuarlar diliyoruz ve ihracat başarılarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de hayırlı olsun diyorum yayınlarınızı.